Ve Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu sarı kırmızılar ve bu sezonki ligde ilk mağlubiyetini almış oldu Galatasaray. Ligde bu sonuçla beraber namağlup takım kalmadı. Maç fazlasıyla da olsa Galatasaray şu anda yine lider. 12 maç ve 31 puanla milli araya gidiyor. Sarı kırmızılar diğer tarafta, Hatayspor ise 12 maç ve 17 puanla 9. sıraya geldi. Bu galibiyetle beraber hemen her iki takımın ilk 11'ine oradan oyuna geçelim. Hatayspor'da Volkan Hoca'dan net bir 4-5-1. Dörtlü savunmanın önünde Massanga, Dele Bashiru ve Ömer Faruk'la beraber sağda Rivas, solda Lamkel ve en önde Dadaşov görev yaptılar. Diğer tarafta Galatasaray'da Okan Hoca'dan ise iki rotasyonla beraber aslında net Galatasaray'ın klasik 4-2-3-1 dörtlü savunmanın önünde Torreira, Oliveira, Kerem, solda Zaha, sağda Ziyech ve en önde Icardi görev yaptılar. Şimdi abi maçın hakkı kesinlikle ve kesinlikle Hatayspor için en azından kaybetmemekti. Yani beraberlik de olsa bu maç, mesela bugün beraber de bitse Hatayspor en kötü bir puan hak edecek kadar oynadı abi. Hatayspor'da maçı kesin kazanacak, 3 puan alıp götürecek kadar bir oyun oynamadı. Belki özellikle hücum noktasına, yani 3 tane net pozisyonu var Hatay'ın bence. 2 tanesi gol abi. Ve bununla beraber 3 tane falan pozisyonu var Hatay'ın hemen hemen ve ikisi gol oldu. Ama savunmadaki çaba, derinde de karşılasalar açık vermediler Galatasaray'a. En azından Hatay savunması için bunu çok rahat söyleyebiliriz abi. Çok net bir, en kötü ihtimalle bir puanı zaten hak etmişti Hatay. Ama Galatasaray için bu maçın hakkı kesinlikle puan kaybıydı abi. Ve şu çok net, bu maçtaki puan kaybının hiçbir şekilde Bayern Münih maçıyla bir alakası yok. Yani orada yorgun geldiler de ondan dolayı oynayamadı. Yorgunluk bir şey yoktu abi sahada. Hatayspor'un bir oyun tercihi vardı. Galatasaray'ın buna ne oyun ne de oyuncu hamleleriyle teknik direktörünün cevap veremediği bir maç izledik. Volkan Demirel'in, Volkan Hoca zaten Karagümrük'ten beri hocanın genel temel oyun planı bu şekilde abi. Yani kapan çıkı, böyle eski usul kontrayı en iyi oynayan hocalardan biri ligde Volkan Hoca. Topsuz oyunu öyle basa basa önde presle oynayan bir takım değil abi Hatay. Tamamen 11 kişi kaleci dahil topun arkasına geçtiler. Hatta kendi yarı sahalarında Dadaşov'un, mesela en önde Dadaşov var diyelim abi, stoperlere bile baskıya çıkmadan Torreira, Oliveira'ya biraz daha baskılı, biraz daha işte Kerem buraya gelirse, Icardi'nin buralara geldiğini gördük. Stoperlerin buralara kadar topla gelip topu kullanmasına izin verecek kadar kendi yarı sahasında kalan, hatta zaman zaman dediğim gibi fazla derinde kalan, yani fazla derinde kalmak değil abi, rakibi çok üstüne çekiyorsun. Rakibe rahat top kullanma fırsatı veriyorsun. Ama Galatasaray'ın hala, bak Kasım ortasına geldik abi, sette akışkan bir pas oyunu yok abi. Sete yerleşildiğinde sadece şunu görüyoruz abi. Top diyelim Abdülkerim'de. Abdülkerim buraya kadar geldi. Ömer Faruk da çıktı. Zaha buraya geliyor. Kenardan buraya geliyor. Buradan Kazımcan bindiriyor. Burada da Boey ve Oliveira içeri konumlanıyorlar. Ziyech çizgiye basıyor. Abdülkerim ya da Davinson topu ya Kazımcan'a ya da Ziyech'e atıyorlar. Sonrası doğaçlama abi. Sonrası buradan Ziyech'e al sen içeri kes, burada pozisyon olur. Yani 2013-14 Ersun Yanal futbolu. Sağdan soldan kesin. Orada da basın. Hani zaten yetenekli takımız, kaliteli takım, bir şekilde çözeriz. Dünyanın, hadi Avrupa'nın diyelim yani, en önemli 10 ligi mesela. Bu 10 ligin hiçbirisinde tepeye oynayan takımların topa sahip olma oyununda kapanan takımları açmak konusunda bir problemi olamaz. Kapanan takımı açmak tabii ki zordur. Ama bir tane, bu için sadece bir tane yöntemi var. Elinde o ligin standartlarında tamamen bireysel yetenekle maç çözebilecek bir oyuncu yoksa, ki Galatasaray öyle bir oyun oynamıyor. Hani tamamen bireysel üzerinden dönen. Yani sadece Zaha var elinde bunu yapabilecek. Çünkü Kerem ince bir oyuncu değil. Kerem inceci bir oyuncu değil. Oliveira'nın ceza sahası civarında skor potansiyeli yoktan daha az neredeyse. Boey ince bir oyuncu değil. Icardi sakat zaten. Torreira'nın, Kazımcan'ın falan öyle bir özelliği yok. Ziye veya Angelino'da kilit pas özellikleri olan İyi top kesen oyuncular. Kenardan da iyi keserler. Şuralara gelip buraya koşu gösteren oyuncuların da önüne iyi bırakırlar. İnceci oyuncular yani. Pası ince oyuncular. Ama Çalım'la bu tip savunmaları aşabilecek tek oyuncu Zaha. Kaldı ki Zaha da bugün hani birinciyi geçse ikinci hemen kademeye geliyor. Oraya da hani birebir oyuncu eşleşmelerinde de gayet iyi çalışmış Hatay. Oraya kadar her şey çok net abi. Geriye elinde böyle bir oyuncu olmadığı için tek bir çözümün var abi bu takımları açmak için. Topu ayağında
hiç tutmadan mümkün olduğu kadar hızlı ve ezbere pozisyon alacak şekilde çevireceksin abi. Ve Galatasaray'ın kadro kalitesi Süper Lig kadro kalitesine göre bunu çok net yapabilecek düzeyde. Burada Davinson Sanchez şuraya kadar gelip buraya kadar gelip ellerini kaldırıp ki abi herkes böyle duruyor bak. Herkes duruyor bu şekilde. Neyse diyor ki Oliveira ben bir gideyim diyor, top alayım diyor. Buraya geliyor. Ziyeh'e veriyor. Ziyeh alıyor, kafayı kaldırıyor. Bir daha diyor Davinson'a. Boya buraya geliyor, Ziyeh iniyor falan. Abi bu şekilde herhangi bir takım bak Hatay da değil. Mesela Türkiye Kupası bir ön eleme maçı vesaire. Daha alt ligden bir takım hiç önemli değil abi. Gelir otobüsü çeker abi Cihaz civarına. Ki Hatayspor hani zaten teması sağlayan, tempolu, 90 dakika en azından mücadele edebilen, temasla bozabilen, havadan ve yerden topu en azından iyi karşılayan bir takım. Sonrasında da zaten geçiş kısmı var abi Hatay için. Yani atlet oyuncularla toplu topsuz koşu atabilen oyunculara yüksek uzun vurup önde Dadaşov biraz işte rakip merkezi bozsun. Arkadan gelenler Lamkel, Rivas, Standberg, ya çok Dele Başiru hepsi yer uçağı abi neredeyse. Yani plan bu. Ama rakibi açmak istiyorsan Zaha dışında da bireysel bir çözüm üretebilecek oyuncun yoksa topu çok hızlı dolaştıracaksın abi. Galatasaray'ın bugün oynadığı oyun rakip yarı sahadaki topa bak Icardi buralara geliyor mesela. Tamam okey gelebilir. Bağlantıya gayet net gelebilir. Şöyle falan dizildi Galatasaray. İlk yarının çok büyük kısmında bunu gördük mesela. Zaha burada olsun. Diyelim ki işte Icardi buraya geldi. Kazımcan burada çizgiye basıyor. Burada da Ziyech çizgiye basıyor. Boey. Burada da Oliveira. Burada rakip savunmayı imkansız abi açma. Yerleşimden de önemlisi topun dolaşma hızı çok düşük abi. Bugünkü mağlubiyetin Galatasaray'ın bundan sonra kaybedeceği olası puanların kapanan takımları açamayacak oluşunun da temel sebebi eğer bir çözüm üretilmezse bu olacak. Top artık bir oyuncunun ayağında. Bak yarışan takımlar için söylüyorum. Her ligin yarışan takımı için abi. Topa sahip olma oyunu oynayan, seti oynaması gereken, derinde kapanan takımları açması gereken takımlar için top bir oyuncunun ayağında 2 saniye durduğu zaman bu çok uzun bir süre abi. Daha top gelmeden karar verecek. Yani Galatasaray'ın abi Süper Lig standartlarında bu kadro bunu yapar hocam. Okan hocam kusura bakma yani. Burada daha Davinson diyelim Ziyeh'e oynayacak. Top Ziyeh'e geldiğinde Galatasaray'da kimin ne yapacağının belli olması lazım. Ziye topu daha alırken şunu görebilmesi lazım. Mesela atıyorum. Boey buradan koşuya gidecek. Oliveira bana opsiyon olacak. Kerem burada derine gelip atıyorum. Icardi de burada ya. Zaha'yı buraya kaçıracağız. Tamamen rastgele bir şey söyledim şu anda. Ama bu herhangi bir çizilmiş, planlanmış, çalışılmış bir oyun planı. Abi topu Ziye'ye verelim. Ziye kessen dönene basarız falan. Buradan da Kazımcan bindirsin. Açın kara. Ya karambol oynuyor Galatasaray sette. Rakip geriye çekildiği zaman, teması sağladığı zaman, iyi, fena alan savunması yapmadığı, iyi mücadele ettiği zaman. Yani Galatasaray'a, şimdi Galatasaray'ın hızını kullanabileceği bir alan yok. Zaha'nın, işte Kerem'in falan açık alan bulduğu bir yapı yok şu an. Boey'in falan. Derinde, kısa mesafede oynanıyor oyun. Kısa mesafede oyun fiziksel olarak neye döner abi? Dövüşe döner, güreşe döner yani. Temas edecekler omuz omuza havadan, yerden. Top karşılayacak rakip savunma. Hatay için gerçekten çok rahat bir maç. Onlarca defa Galatasaray topu içeri doldurdu. Kenardan orta yaptı. Kornerden kesti. Bir tanesine vuramadı abi doğru düzgün Galatasaray oyuncular. Bir tek Abdülkerim'in bir kafası var. Bir de Davinson'un var. Zaten onlar birleşik pozisyon gibi yani. Bir sonraki pozisyon. Bir tek bu iki tane pozisyona bütün 90 dakikada kafayı vurabildi abi Galatasaray oyuncular. O kadar. Yani sen kenar ortası bir plan olabilir. Kaldı ki kesen Ziye. Hani içeride Icardi var. Stoperler Abdülkerim kafacı. Davinson kafacı. Kaan girdi çok iyi kafacı. Icardi kafacı abi önde. Bakan bu da girdi maçın sonunda. Yani Barış Alper fizikli bir oyuncu. Orta kenar ortası oyunu enlemesine genişletip direkt bir şekilde rakip ceza sahasına kesmek de bir plan olabilir. Bak okey yani. Ama o zaman buna çalışın abi bari. Ziyech topu alıyor. Yaptığı her ortayı karşıladığı savunma ve Galatasaray'la oyuncu yok. Yani Kazımcan buradan bindiriyor mesela. Bir orta yapıyor. Ya Barış şuradan bir orta yaptı buradan. Top buraya direkt gitti abi direkt. Yani yerde şurada falan bir kere sekip dışarı gitti abi top. Dalga mı geçiyorsunuz abi siz? Kenar ortası yani kenar ortası üzerinden oyunu kenarlara açalım. Sonra içeriye direkt oynayalım üstünden gidilecekse bu da çalışılacak bir şey. Ziyeh burada topu mu aldı o zaman? Bu kadar adamın burada topa sahip olma oyununda bu kadar gelmesine merkezde işte biz de bağlantı oluverelim falan gerek yok abi. Icardi burada duracak o zaman.
Zaha buraya gelecek ikinci forvet gibi. Kerem buraya girecek. Boye de girecek. Ya da Boye girmiyorsa Oliveira girecek. Bu şekilde Ziyeh'in ortasında içeride bir değil, iki değil, dört, beş tane Galatasaraylı'yı biz göreceğiz. Bak bu da plandır. Hakikaten plandır bu. Ama Galatasaray'ın hem doğru olanı yapmayıp topu hızlı dolaştırıp rakip savunmayı bir sağa bir sola bir sağa bir sola. Abi bak Avrupa'dan bir takımla üst düzey bir takımla karşılaştığın zaman anlıyorsun. Nasıl anlıyorsun oyunun farklılaştığını? Atağın yönü devamlı değişiyor. Devamlı ama. Ya bunun en iyi örneği bunu genelde Liverpool mükemmel yapar. Hem Trent üzerinden hem Robertson üzerinden iki bek ya da işte Salah vesaire önemli değil. Yani kenarların atağın yönünü devamlı değiştirdiği bir yapı. Devamlı değişiyor. Ha, rakip bu kadar derinde karşılıyor. Dar alanda Ziyech de aldı burada. Şimdi buradan Kazımcan'ı atsan gitmeyebilir. O zaman hemen abi hemen. Hemen gelecek Boye, Oliveira. Ziyech burada topu ayağına aldığında 1, 2 ve 3 pas opsiyonunu görmek zorunda. Davinson Sanchez burada topu aldığı zaman hemen Oliveira gelecek abi. Hemen Boye buraya açılacak. Topu alacaklar. Kaldı ki bütün bunlara rağmen ilk yarıda 1-1'den sonra da maç devam eder yani 1-0 devam ederken de ki erken geriye düşürülmüş olsun. Direkt bir top. Hani golle ben herhangi bir oyuncuya kızma. Belki Davinson Sanchez Muslera'ya dönebilirdi. Dönmedi. Bir anda işte direkt toplara hücumda çok iyi reaksiyon veriyor abi Hatay. Erce topu bir vurdu. Mesela normalde rastgele bir vuruş o. Ama 3-4 oyuncunun birden fırladığını gördük Galatasaray kalesine doğru hemen. Buradan Rivas geldi. 4 kişi bitiverdiler abi kalecinin rastgele bir uzun topunda. Çünkü direkt toplara hücumda inanılmaz reaksiyon veriyor Hatay. Ligin hakikaten yapı olarak da daha lige çıktığından beri yani bu Penzaların falan oynadığı Hatay da öyleydi. Bu Hatay da öyle. Ligin hakikaten en iyi 1-2 geçiş takımından birisi Hatay yani. Bir 3 takım say desem 1-2. Hani 2 takım söyle desem birisi kesin Hatay olur. Diğerine bakarız. Ama Icardi buraya çıkıyor mesela. Zaha buraya çıkıyor. Abi pozisyona da giriyorsun. Mesela Kerem 2 tane gol kaçırdı. Icardi'nin kaçırdığı gol. Oynama abi. Ya oynama kardeşim. Bir daha Icardi fedakarlık yapıyor. Yapma abi fedakarlık. Ya fedakarlık diye bir şey olur mu abi futbolda? Maç başı para alıyor arkadaşlar bu adamlar. Ne fedakarlığı ya? Icardi'nin topa vuracak hali yok. Kerem'in topa vuracak hali yok. Bu deplasmanda Atay'ın az çok böyle bir oyun tercih edeceği belli. Baştan sona maç önü analizinden, çıkan 11'den, oynanan oyundan, oyuna müdahalelere kadar Okan Hoca'nın bu sezonki en kötü maçı bak. En kötü, açık ara en kötü maçı. Açık ara rakibi yok. Rezil bir maç teknik ekip açısından. Icardi Kerem değil de Barış Alper Mertens ya da Bakan bu Barış Alper. Mesela attım şu an. Topun daha direkt oynandığı, Hatay'ın topla oynamasına izin verilen bir yapı. Mesela Hatay kapanacak değil mi? Kapanıp vuracak. Artık bunlar abi çok basit şeyler. Hatay kapanıyor, topu kapıyor ve yüksek oynuyor değil mi? Sen de al abi topu, dik. Sonra basma. Basma önde. Geri gel Hataylı oyuncular bir çıksınlar abi topla. Bak bunu ciddi söylüyorum. Hataylı oyuncular topla çıksınlar bir. Bir gelsinler, oynasınlar, yerleşsinler. Galatasaray kendi yarı sahasında bir savunsun Hatay'ı. Hataylı oyuncular da gelsin. Rakip savunma bir öne çıksın. Arkada alan açılsın. Ama bunu işte Icardi ile yapamıyorsun, Ziyeh ile falan. Kerem'in şu haliyle. Bu kadar rakibin ekmeğine yağ süren bir oyun. Tabii ki mağlup olacak Galatasaray. Bugün bir de maç mı kazanacaktı Galatasaray burada? Köküne kadar hak edilmiş bir mağlubiyet diyebiliriz. Asıl Okan Hoca'nın hakikaten inanılmaz eleştirilmesi gereken yer. Gene 45-65 arası ve gene Galatasaray'ın gol yediği bir sekans. Bir takım, hele bu kadro, hele Süper Lig standartlarındaki kadroları, kaliteyi düşününce bir oyun problemi olabilir. 3 hafta, 4 hafta, 5 hafta ilk milli araya kadar, milli ara dönüşü falan. Abi Kasım ayının ortasında artık aynı problem devam etmez. 45-65 arasını ne oyuncu değiştirebiliyor Galatasaray, ne rakibi savunabiliyor, ne hücum edebiliyor, ne savunma yapabiliyor. Hiçbir şey yapamıyor ya. 45-65 arasını boş geçiyor gibi Galatasaray her maç. Yani bir yarışan takım kulübeden bu kadar kötü gelemez abi. İnanılır gibi değil ya. Gene 55'te yenen bir gol ve takım zaten ilk yarıda kötü. Yani ilk yarıda çok toplu oynaması, rakip yarı sahada çok gözükmesi, stoperler orta sahaya bastı, yerleştik, oynadık. Bak aynı hatayı İsmail Hoca yapıyor, İsmail Kartal. Çok pas yaptık diyor ama kaybettik falan diyor. Rakip vurdu gol oldu falan bak. Okan Hoca da bugün eğer şimdi basın toplantısını ben bilmiyorum çıkıp valla gol maçı kazanacak kadar oynadık, çok toplu oynadık, çok pas yaptık falan gibi istatistik aldatmasına girerse teşhisi koyamamış ve milli ara dönüşünde de kötü gidişat devam eder. Bu milli aranın dönüşünde Galatasaray bir ayda milli aranın dönüşünden sonra bir ayda
2 tane Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak. 2 tane Fenerbahçe derbisi oynayacak ve gene mesela bir Sivas deplasmanı oynayacak aralığın ortasında. Bak bir ayda 2 Fenerbahçe derbisi, 2 Şampiyonlar Ligi maçı, bir de Sivas deplasmanı oynayacak. Milli ara dönüşü. Ben uyandırayım da biz çok pas yaptık, çok toplu oynadık. Rakip yarı sahada baskın gözüktük. Hikaye abi. Hiçbir şey oynamadım. Rezil bir oyun ve rakip savunmanın ekmeğine yağ süren bir oyun. 55'te Lemkel'in attığı gol göstere göstere bir gol geçişti. Orada da Zaha-Ziyech, sonra da Torreira, Ömer Faruk'u indirebilirlerdi. Ömer Faruk iyi çıkıp 30-40 metrede iyi taşıyıp topu da doğru kullandı abi. Golün gelişi oradan zaten. Ömer Faruk'un topu iyi kullanması. Ardından Okan Hoca golü yedi ve 66'da bak gene 10 dakika reaksiyon yok. 66'da hamle abi Kazım Can'dan Kerem. Kenara geldiler. Barış girdi. Ve Kaan oyuna girdi. Buraya da Abdülkerim geçti. Burak'la Fauzi Ghulam değiştiler. Cengiz biraz daha sola geldi. Ardından Ziyeh ve Oliveira, bunlar da kenara geldiler. Yerlerine Mertens ve Bakambu girdi. Pardon, önce Bakambu girdi. Icardi'nin yanına doğru gitti Bakambu. Barış sağa sola geçti. Ardından Zaha da çıktı. O da Tete ile değişti. Barış Alper bu sefer sola geçti. Ya takımın yeri, oyuncuların oynadığı yerler. 2023 yılında hala merkez orta saha boşaltılıp ön tarafa bir oyuncu konularak oyun ve oyuna bağlı skor üstünlüğü alınacağı sanılması, yani en hafif tabirle rezillik ve kepazelik abi. Bak Okan Hoca için çok net be, artık ayıp abi artık. Anlayın kardeşim artık bazı şeyleri. Ya orta sahayı boşaltıyorsun, sonra oyun üstünlüğü bekliyorsun abi. Oyun üstünlüğü de şu mesela, Tete hadi bir şeyler yap. Hani Barış hadi bir şey yap yani, çarp mesela, rakip bekin içinden geç Barış. Öyle beklentiler bu. Ömer Faruk'la Lamkel kenara geldiler. Standberg oyuna girdi ve Hodžić oyuna girdi. Ardından Dadaşov Aburjan'a da son hamlesiydi burada. Volkan hocanın ve maçı son derece hak ederek 2-1 kazanmış olduğu Hatayspor. Tebrik edelim Volkan Hoca'yı. Kendi kafasında bu maçla ilgili kurguladığı her şeyi hem oyun hem de skor olarak gösterdi ve hem oyunu hem skoru istediği noktaya getirip 3 puanla onlar da milli araya gittiler diyebiliriz. Onun dışında Galatasaray'da ise problemler basit. Hatta problemler sezon başına göre biraz daha arttı abi. Bu sadece yorgunluk değil. Okan Hoca'nın bu maçla ilgili bir teknik direktörün ve teknik ekibin yapabileceği bütün hataları yapıp pozitif hiçbir şey göstermeyişinin 90 dakikalık bir maçını 90 dakikalık bir maçına tanık olduk sadece. Çünkü ne rakip analizi var, ne doğru bir 11 var. Forma adaleti namına hiçbir şey yok. Oyun gitmiyor. Oyun çalışmıyor sahada. Sadece rakip yarı sahada sağdan sola oyunu çeviren bir handball maçı gibi, langırt gibi top çeviren bir Galatasaray var. İki taç çizgisi arası oynuyor Galatasaray. Ve oyuna doğru müdahale yok. Doğru anda müdahale yok. Değişikliklerden sonra da takımın tamamen çorbaya döndüğü, orta sahanın boşalıp takımın böyle 5-5 bölündüğü bir futbolda yarışan bir takımın en yapmaması gereken dağılmaya dönülmüş ve köküne kadar hak edilmiş bir mağlubiyetle milli araya gidiyor Galatasaray. Bu milli arada bu oyundan ders çıkarılmazsa dönüş çok daha beklenmedik bir kötü noktaya gider Galatasaray için. Oyun anlamında bunu çok net söyleyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.